Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Evet, bugünkü videomda sizlere kapüşon dikimini anlatacağım. Overlock ihtiyaç duymadan temiz dikiş ile, bir diğer adıyla İngiliz dikişi ile, hiç overlock gerek duymadan sizlere adım adım detaylı olarak kapüşon dikimini anlatacağım. Bakın, önümde bu şekilde kapüşon parçası duruyor. İki parça halinde. Bu kapüşonumuz ve bu da şu iç tarafa gelecek olan pervazımız. Evet, kapşonumun yüzünü çevirdim bu şekilde. İlk açacağım yerleri tele yapıştırdım arkadaşlar, iki tarafa da. Mutlaka siz de tele yapıştırın. Tele yapıştırmazsınız ilk açarken zorlanırsınız. Kumaş esneme yaptığı için ilk açmakta zorlanırsınız. Evet, şimdi kapşonumu yüzüne yerleştirdim. Şimdi tepe noktadan yüzünden kapşonu dikeceğim. Sonrasında tersini çevirip tekrar dikiş atacağım. Evet. Şimdi ilk dikişimizi atalım. Yaklaşık olarak 1 milimden dikeceğim. Çok ince bir dikiş atacağım. Tansiyon ayarım bu arada 5 ile 6'nın arasında. Dikiş adım uzunluğumda en sonda, 3. ayarda. İğnem ise 14 numara jarse iğnesi kullandım. Daha ince iğne de kullanabilirsiniz. 11 numara da olabilir. Benim 14 numara elimde vardı. Ben onu kullandım. Evet, şimdi 1 milimden ilk dikişimi atıyorum. Evet, 1 milim dedim ama arkadaşlar şardonlu kumaş olduğu için kaydı. Dikemedim 1 milimden. Bu yüzden şimdi buradaki fazlalıkları, benim fazla payları kesmem gerekiyor. Mutlaka siz de kesin. Çünkü içe doğru kıvrıldığı için işte çok kalınlık oluyor. Bu yüzden dikişimin tam dibinden fazla olan paylarımı kesiyorum. Mutlaka siz de kesin. İçinden tekrar dikiş geçecek. Bu diktiğim yer içte kalacak. Görünmeyecek dikiş. Evet, ilk dikişimizi attıktan sonra şimdi tekrar tersine çevirip bunu tekrar tersinden dikeceğim. Sonrasında üstüne spor dikiş atacağım. Evet, dikkatli bir şekilde şöyle iç dikişini iyice çektirerek tekrar buradan şimdi dikiş atacağım. Normal dikeceğim. Yaklaşık olarak yarım santim kadar buraya dikiş atacağım. Evet, ikinci dikişimizi de attık. Şimdi bunu içine çevirip yüzünden şimdi buna spor dikişi geçeceğim arkadaşlar. Çünkü bu içte sağa sola döndüğü zaman burada güzel durmaz. Rahatsız edebilir. Alttaki dikişi sabitlemek için buraya spor dikiş atacağım. Şimdi buraya yaklaşık olarak 2-3 milimlik bir spor dikiş geçeceğim üzerinden. Evet, bu şekilde bakın spor dikişimi de attım. Şimdi buradan kordon ipin geçmesi için buraya ilik açacağım iki tarafa da. Şimdi bu işaretlediğim yerlerden ilik açacağım. Şimdi ilik ayağımı takıyorum. Çizmiş olduğum yere şimdi ilik açacağım. Şimdi ilk olarak birinci adımı getiriyorum ilk açabilmek için. Evet. Sonra ikinci adım. Sonra yine bire getiriyorum. En son olarak da üçe getirip ilimi açmaya devam ediyorum.
Tekrar bir numarayı alıp en son sabitleme dikişimi yapacağım. Evet, bu şekilde iliğimi açmış oldum. Aynı şekilde şimdi diğer tarafı da iliğimi açacağım. Evet, iki tarafın da iliğini açtım. İçlerini kestim. Arkadaşlar bakın bu şekilde. Şimdi kapşonumuzun içe gelen pervazını dikeceğim. Öncelikle buradan tepeden dikip birleştirdim. Normal dikiş attım. İngiliz dikişi yapmadım. Elimle şöyle el ütüsü yapıp iki tarafa ayırdım. Burada tepede kalınlık yapmaması için. Şimdi bunu buradan dikeceğim. Sonrasında buradan diktikten sonra içe kıvırıp içten tekrar dikeceğim. Şimdi buradan normal dikiyorum arkadaşlar. İngiliz dikişi yapmayacağım. Normal dikiş atacağım. Yaklaşık olarak yine bir ayak boyu yarım santim kadar buraya dikiş atacağım. Evet, dikişimizi attık. Pervazı içe kıvırmadan evvel arkadaşlar ilk açtığım yerdeki telayı bu şekilde kestim. Şimdi aynı şekilde bunu da keseceğim. Mutlaka siz de kesin. Tela içeride kaldığı zaman burada kalınlık yapabilir. Bu yüzden buradaki fazlalık telayı bu şekilde kestim, çıkardım. Siz de aynen bu şekilde fazlalıkları kesip temizleyin. Kapşonun pervazını bu şekilde içe doğru katlayıp kıvırdım arkadaşlar. Öncesinde buraya çima dikişi geçtim. Bu çima dikişi zorunlu değil, isteğe bağlı. İsterseniz geçmeyebilirsiniz. Benim kumaşım şardonlu kalın bir kumaş olduğu için dönmedi arkadaşlar. Burada çok kalınlık oldu. Bu yüzden çima dikişi attım. Sizler de dilerseniz çima dikişi de atabilirsiniz. Bu isteğe bağlı. Evet, şimdi buradan bu şekilde iğnelediğim yerlerden dikeceğim. Kapşonumuzun iç pervazına dikip hazırladım arkadaşlar bu şekilde. Şimdi kapşonumuzu bedenle birleştireceğiz. Bedene dikeceğiz. Öncesinde kaymaması için, rahat dikebilmek için kapşonu yakaya iğneleyeceğim. Sonrasında yakayı dikeceğim arkadaşlar. Evet, kapşonum şimdi zikzak dikişle buraya bedenimizin ön tarafından yüzünden dikeceğim. Zikzak ayarımı 2 numaraya ortaya aldım arkadaşlar. Sadece kenar kısmını dikeceğim için normal dikişle yapmadım. Çünkü şardonlu bir kumaş olduğu için kayma yapıyor ve tekrardan kesmek gerekiyor. Bunu önlemek için bu sefer zikzak dikişle dikeceğim. Bu şekilde çok ince dikiş yapmamız gerekiyor. Kenar dikişi arkadaşlar içi kıvrılacağı için içte kalınlık yapmaması için ilk dikişi ince atmamız gerekiyor. Evet, yakamıza birinci dikişimizi attık. Şimdi tersini çevirip bu şekilde tersinden burayı dikmemiz gerekiyor. Bedenimizin ön yüzünü diktikten sonra tekrar tersinden bu şekilde iğneledim. Şimdi tersinden tekrar düz dikişle dikiş atacağım. Yaklaşık olarak yarım santim yani bir ayak boyu yakaya dikiş atacağım. Yakayı dikerken arkadaşlar dikiş yerlerini düzeltmeyi ihmal etmeyin. Çünkü kayabiliyor.
Çevirdiğimizde içteki dikişler görünebilir. Bu yüzden buna dikkat edin. Yakamızı bu şekilde son dikişini atıp bitirmiş olduk arkadaşlar. Şimdi bunu yüzünü çevirip yüzünden çima dikişi geçeceğim arkadaşlar. Yakaya. Tam dibinden çima dikişi geçeceğim. Bu şekilde içteki dikişim yakaya sabitlenmiş olacak. Evet, şimdi yakamıza 2-3 milimlik spor dikiş yaparak sabitleme yapacağım arkadaşlar. Spor dikişimizi de bitirdik arkadaşlar. Evet. Kapşonu bedene bu şekilde diktik arkadaşlar. İçinden hiçbir şekilde bakın kirli bir görüntü olmuyor. Tertemiz bir dikiş oluyor. Evet. İsterseniz, arzu ederseniz benim gösterdiğim teknikle kapşonlarınızı çok temiz bir şekilde dikebilirsiniz arkadaşlar. Evet. Bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Bu videoda sizlere temiz dikişli kapşon dikimini anlattım. Elimden geldiği kadar detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Umarım anlatabilmişimdir. Umarım sizlere faydam olur. Beni buraya kadar izlediyseniz videomu beğenmeyi ve sosyal medyalarda paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni videolarımdan haberdar olabilmek için kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.